Merhabalar Fatma Hanım, Nane Yemekleri'ne hoş geldiniz. Evet, bunlar pancar. Bunu bazı kişiler bilir, bazı kişiler bilmeyebilir. Bunu güzelce ben aslında bazen eskiden bahçemizde yetiştiriyorduk köylerde ama bunlarla büyüdük sayılır biz. Hep yiyorduk yani bunları haşlayıp. Şimdi tabii ki zaman zaman o kültürle büyüdüğümüz için damak tadıyla gördüğümüz zaman dayanamayıp alıyoruz. Gene pazarda gördüm. Köylülerimiz çok güzel getirmişler. Şöyle birkaç tane alıp haşlayayım. Sizlerle de bunu paylaşayım diye. Şöyle güzelce suda biraz beklettikten sonra yıkadım. Bunları süzeceğim. Ve düdüklüye bulursanız daha güzel ve çabuk pişer. Ama ben dediğim gibi çok düdüklü kullanmayan bir yapım var. Artık öyle kaldı bende. O yüzden genelde normal tencerelerle yapıyorum yemeklerimi. Takip edenlerim biliyor ama en kısa zamanda onu da alışmam lazım diye düşünüyorum. Ve şimdi üzerine geçene kadar suyumu doldurdum. Kapağını kapatıyorum. Ocağıma koydum, kapağı kapalı. Şimdi kaynamaya başlayınca orta dereceli ateşte bunların istediğim yumuşaklığa gelene kadar pişireceğim. Yani genelde ben bu tencereyi bu tür işlere kullandığım için gene aynen buna vuruyorum ve şöyle. Şimdi önce kaynamasını bekleyelim. Evet, artık pancarımız kaynamaya başladı. İstediğimiz yumuşaklığa gelene kadar kaynayıp pişmesini bekleyeceğiz. Birazcık altını kısıyorum, çok hafif. Şöyle pancarlarıma bir bakıyorum. Bayağı bir kaynadı, yaklaşık bir saat oldu diyebilirim. Bakın çatalım gayet güzel geçiyor. Şimdi bir tanesini alacağım. Çok kişi bunları soyarak pişiriyorlar ama soyarak pişirdiğiniz zaman bunun içindeki bu beyaz yeri kararır. Bu bizim annemlerden öğrendiğim, duyduğum bir bilgi. O yüzden genelde köylerde tabii koca kazanlarda, koca tencerelerde ocakta odun ateşiyle yaparlardı. Ama zaman zaman bu şehir hayatında da özlediğimiz için, o damağa alışık olduğumuz için böyle 2-3 tane alıyoruz. Haşlıyoruz. İster düdüklüde, ister böyle bir tencerede yapabilirsiniz. Tabii düdüklüde bu oran daha yarıya inebilir, pişirme oranı. Mesela burada bir saate buldu yaklaşık. Şimdi ben bunlardan alacağım şöyle ve soyup sizlere göstereceğim. Dilimleyeceğim. Bir tane bir yapayım. Diğerlerini artık sonra şey yaparız. Şöyle gene bir göstereyim de şöyle alayım. Şöyle bakın. Bir tanesi de en büyüğü içeride. Şimdi bunları soyacağım. Bunları zaten pişirmeye başlamadan önce şurada genelde tabii adam biraz temizlemiş getirmiş bizim bu aldığımız pancarları. Ama işte bazen temizlemeden bu sap kısımlarında uzun uzun olabiliyor. Bakın temizlemiş adam, o yüzden. Biz güzelce suda bekletip yıkadık. Şu sap kısımlarında oluyor mesela, toplarda, pancarlarda olduğu gibi. Onları kesmiş, temizlemiş ama olduğu aldığınızda varsa buralarda onları kesip temizleyebilirsiniz. Şimdi soyuyorum artık. İster bıçakla ister elinizle hemen şöyle. Tabii biraz soğursa daha da iyi olur. Şu kısmı şöyle temizleyeceğiz. Çok derin olmayacak şekilde. Şöyle bakın. Şimdi diğerlerini de aynı şekilde soyacağız ve şöyle bakın. Patates soyar gibi güzelce derin olmayacak şekilde soyuyoruz. Şimdi artık soyduğum pancarlarımı güzelce dilim dilim doğrayacağız ve yiyeceğiz. Evet, muhteşem olmuş gerçekten. Şifa niyetine de alıp yiyebilirsiniz, o bilmeyenler ya da hiç bunu belki gerçekten hiç görmemiş hayatında varlar. Onları görsünler, öğrensinler diye çocuklarınız için de yapıp alabilir, pişirebilirsiniz. Şöyle. Harika. Şekerin yapıldığı patlıcan. Patlıcan diyorum. Ya kusuruma bakmayın. Şeker pancarı. Bazen yiyince ismini bile unuttum, o kadar güzel yani, düşünün artık. Evet, şöyle
Şimdi üzerine koyayım ve bitireyim, göstereyim yakından. Şöyle bakın. Evet, Allah-u Teala almayı, pişirmeyi ve yemeği nasip etsin diyorum hepimize. Sizlere de tavsiye ediyorum. Alın o pancarı, çocuklarınıza görüntüsünü gösterin. İşte şekerin ondan yapıldığını anlatın. Yani en azından köyde tabii o şeyde kültürle görerek büyümedi ama alıp gösterip anlatarak da onlara o şeyi aşılayabiliriz, bilgiyi. Şeker pancarı, şekerin ondan yapıldığını söyleyebiliriz. Evet. Sevgiyle kalın. Kanalımıza abone olmayı, beğeni, yorumlar yapmayı unutmayın.